Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü Türkçe dersimizde sizlerle okuma anlama çalışması yapacağız. Biliyorsunuz sevgili çocuklar kitap okumak çok önemli. Okuduğumuz kitabı anlayarak okumak da çok önemli. Evet bugünkü metnimiz girişken olalım. Girişken olalım. Mehmet ve Ali çok iyi anlaşan iki arkadaştır. İkisi de ikinci sınıfta okumaktadır. Ve ikisi de derslerinde başarılıdır. Mehmet hareketli, neşeli ve konuşkan bir çocuktur. Hiç çekinmeden derslerde öğretmeninin sorduğu sorulara cevap verir. Tören ve bayramlarda şiir okumayı çok sever ve her zaman görev almak için de istekli olduğunu gösterir. Öğretmeni Mehmet'i en çok girişken davranışlarından dolayı takdir eder. Ali ise Mehmet'ten daha farklı özelliklere sahiptir. Derslerine çalışır. Ödevlerini düzenli olarak yapar. Ancak derste öğretmeninin sorduğu sorulara yanıtını bilse bile cevap vermeye çekinir. Öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla konuşmaya utanır. Ali de Mehmet gibi şiir okumayı çok sever. O da tören ve bayramlarda şiir okumayı çok ister. Ancak çekingen olduğu için bunu öğretmenine söyleyemez. Öğretmeni Ali'yi de çok sever ve daha girişken olabilmesi için çaba göstermesini ister. Ali de bunun için çaba göstereceğine öğretmenine söz verir. Yakında 23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı yapılacaktır. Ve öğretmeni Ali'ye ezberlemesi için güzel bir şiir verir. Ali büyük bir heyecanla şiiri ezberler. Bunun için arkadaşı Mehmet de Ali'ye yardımcı olur. Bugün Ali kendine güvenerek bayramda şiirini başarıyla okur. Herkesin onu alkışlaması Ali'yi çok mutlu eder. Üstelik öğretmeni ve arkadaşları onu bu girişken davranışından dolayı tebrik ederler. Ali de çok mutlu olur ve kendine daha çok güvenmeye başladığını hisseder. Evet sevgili çocuklar, biz sizlerle bugün girişken olalım metnini okuduk. Burada iki yakın arkadaş vardı. Ali ve Mehmet. Mehmet daha girişken bir çocuktu. Ali ise biraz daha çekingen bir çocuktu. Ali'nin bu çekingenliği geçmesi için öğretmeni Ali'ye bir şiir verdi ve e, Ali öğretmenine söz verdi ve çalışarak e, bu şiiri çok güzel bir şekilde okudu ve Ali'nin kendine güveni geldi. Evet, metnimizle ilgili çalışmalarımıza başlayalım. Mehmet nasıl bir çocuktu? Hmm, düşünelim bakalım. Mehmet hareketli, neşeli ve konuşkan bir çocuktur. Evet metnimizde Mehmet'in hareketli, neşeli ve konuşkan bir çocuk olduğunu öğrenmiştik. Evet ikinci sorumuza bakalım. Ali nasıl bir çocuktur? Evet sizler cevabını veriyorsunuz. Ben duyuyorum. Ali çekingen bir çocuktur. Ali de derslerinde başarılıdır. Ee, Ali de Şiir okumayı çok sever ama çekingen olduğu için öğretmeni bunu söyleyemez. Evet Ali çekingen bir çocuktur. Üçüncü sorumuzdayız. Ali ve Mehmet'in sahip olduğu özellikler birbirine benzer mi? Ali ve Mehmet'in sahip olduğu özellikler birbirine benzemez. Mehmet daha girişkendir Ali ise çekingendir. Evet, Mehmet'in daha girişken bir yapısı vardır. Ali'nin daha çekingen bir yapısı vardır. Evet, dördüncü sorumuzdayız. Öğretmeni Mehmet'i en çok hangi özelliğinden dolayı takdir eder? Metnimizi bir hatırlayalım bakalım. Mehmet nasıl bir çocuktu? Girişken bir çocuktu. E, derslerinde başarılıydı. Ama öğretmeni Mehmet'i en çok hangi özelliğinden dolayı takdir ederdi? Evet öğretmeni Mehmet'i en çok girişken davranışlarından dolayı takdir eder. Evet sevgili çocuklar girişken olalım. Metniyle ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ali neden şiir okumayı çok sevdiği halde Mehmet gibi tören ve bayramlarda görev almıyor? Evet Ali de çok seviyordu şiir okumayı, tören ve bayramlarda görev almayı ama Ali şiir okumayı çok sevdiği halde çok çekingen olduğu için öğretmenine söyleyemiyor ve tören ve bayramlarda görev alamıyordu. Evet Ali çekiniyordu çünkü öğretmenine söylemeyi hatırlıyorsunuz değil mi? Metnimizi okuduk. Ali çekindiği için öğretmenine söyleyemiyordu. Öğretmeni Ali'nin hangi konuda çaba göstermesini ister? Hatırlayalım çocuklar girişli olan metnimizde öğretmeni. Ali'ye hangi konuda çaba göstermesini istemişti? Evet, öğretmeni Ali'nin daha girişken olabilmesi için çaba gö göstermesini istemişti. Peki, diğer sorumuzda Ali nasıl bir çaba göstererek çekingenliğini yener? Evet, Ali ne yapmıştı? Öğretmenine söz vermişti ve büyük bir heyecanla şiirine çalışmıştı. Şiirini ezberlemişti ve böylece çaba göstermişti Ali. Ali bu girişken davranışı sonucunda ne hissetti? Ne hisseder Ali bu girişken davranışının sonucunda? Ali bu girişken davranışı sonucunda çok mutlu olur ve kendine daha çok güvenmeye başladığını hisseder. Evet Ali çok mutlu oluyor çünkü o e, utangaç e, yapısını birazcık kırmıştır. Ve böylelikle hani girişken olmuştur, şiiri okumuştur, işte arkadaşlar onu alkışlamıştır, öğretmeni tebrik etmiştir. Ve Ali mutlu olmuştur bundan dolayı, kendine daha çok güvenmeye başlamıştır. Evet sevgili çocuklar, peki siz Ali'nin yerinde olsaydınız siz ne yapardınız? Evet sevgili çocuklar, lütfen bunu bir düşünelim, metnimizi bir daha okuyalım, sorularımızı tekrar tekrar e, çalışalım. Hatta sizler de metinle ilgili ailenize sorular sorabilirsiniz, metnimizi daha iyi anlayabiliriz. Evet sevgili çocuklar, siz Ali'nin yerinde olsaydınız ne yapardınız? Evet sevgili çocuklar, bugünkü okuma anlama çalışmamız burada sona eriyor. Diğer derste görüşmek üzere, hoşçakalın.